Merhaba güzel çocuklar. Bugün sizlere çok güzel bir hikaye seçtim. Hikayemin ismi Küçük Kaşifler 62'den Tavşan. Ben uçan halıma oturdum ve hikayemizi okumaya başlıyorum. 62'den Tavşan. Emre ve Cemre güzel bir bahar sabahına uyandı. Kuşların cikcikli şarkıları Cemre'nin çok hoşuna gitti. O da döne döne şarkılar söyledi. Ben bu rengi pek çok severim. Türk bayrağını, cicim pek çok sevdiğim için hep kırmızı elbiselerim. O sırada anneleri Sevgi Hanım içeri girdi. Hayırdır küçük hanım, çok neşelisiniz dedi. Cemre eteklerinin ucundan tutup sağa sola sallanarak bugün kuzenim Beren geleceği için çok mutluyum anneciğim dedi. Emre bir taraftan odasını bir taraftan da çekmecelerini renkli kalemleri topladı. Çünkü Emre resim yapmaya bayılıyordu. Özellikle de Beren'le birlikte resim yapmak oldukça eğlenceliydi. Bazen ortak çalışmalar bile yapıyorlardı. Cemre de mutfağa giderek annesine yardım etti. Kakaolu keki mikserle çırptı. Çırparken çıkan ses çok hoşuna gidiyordu. Tır. Etrafa kakaolu kek damlacıklarından birazcık sıçramıştı. Ama olsun dedi kendi kendine. Çünkü bu işi yapmak oldukça eğlenceliydi. Nihayet hazırlıklar tamamlandı. Cemre oyuncak bebeklerini kitaplığın alt tarafına dizdi. Emre de yarış arabalarını kitaplığın bir üst katına yerleştirdi. İki kardeş birbirine bakıp gülümsedi. Sonunda beklenen misafir geldi. Çocuklar birlikte oyunlar oynadı, şarkılar söylediler. Ardından da Sevgi Hanım'la Cemre'nin birlikte hazırladığı İkramları hapur hupur yediler. Özellikle de kakaolu kek çok lezzetliydi. Sıra resim yapmaya gelmişti. Sevgi Hanım da çocukların yanlarına geldi. Telefonundan Küçük Tavşan şarkısını açtı. Anlaşılan birlikte resim yapacaklardı. Çünkü Sevgi Hanım ne zaman resim yapacak olsa mutlaka bir müzik açardı. Çocukların odasında boylarına uygun bir yazı tahtası vardı. Sevgi Hanım eline kırmızı renkli bir kalem aldı. Resim tahtasına 62'den bir tavşan çizdi. Ama o da nesi? Bu tavşanın kulakları yoktu. Anlaşılan onu çocuklar tamamlayacaktı. Çocuklara, hadi bakalım, sıra sizde küçük ressamlar dedi. Sonra da çekmeceden çıkardığı göz bandını Beren'e taktı. Eline kalemi vererek tavşana kulak çizmesini istedi. Beren de ne yapacağını şaşırdı. Ama ben görmeden nasıl çizerim dedi. Fakat denemeye değerdi. Emre ve Cemre tezahürat yapıyordu. Bir yandan da "Hadi Beren yaklaştın, biraz sağa kay, hayır biraz yukarı çık" gibi yönergeler veriyorlardı. Beren çok heyecanlıydı. Görmeden bir şey yapmak ne kadar da zormuş dedi kendi kendine. Çocuklar alkışlamaya devam ediyorlardı. "Hadi Beren, hadi." Sonunda Beren tahtadaki 62'den tavşana bir kulak çizdi ve Sevgi Hanım Beren'in göz bandını açtı. Aman Allah'ım, o da neydi? Kulak tavşanın iki karış yukarısına çizilmişti. Hepsi birden gülüştüler. Sıra Cemre'ye gelmişti. Sevgi Hanım ona da göz bandı taktı. Cemre de bir hayli uğraştıktan sonra 62'den tavşanın kulağını tavşanın karnına çizdi. Çocuklar kıkır kıkır gülüyordu.
Sonunda Emre içinde beklenen an gelmişti. Kendinden emin bir ses tonuyla babasının sesi gibi kalınlaştırarak "Sanıyorum ben bu işi yaparım." dedi. Sonunda Sevgi Hanım göz bandını Emre'ye taktı. Emre'nin kalbi heyecandan küt küt atıyordu. Kalemi eline aldı ve tahtaya yaklaştı. Tezahürat devam ediyordu. "Hadi Emre, hadi, az kaldı." Sonunda Emre kararını verdi. Kulağı çizmeye başladı. Sevgi Hanım 1, 2, 3 tıp diyerek sessizliği sağladı. Kızlar kendilerini tutmaya çalışarak gülüşüyorlardı. Ama ara sıra da hık hık gibi sesler çıkmasına engel olamıyordu. Sıra Emre'nin göz bandını açmaya gelmişti. Emre kulağı nereye çizdiğini çok merak ediyordu. Sevgi Hanım bandı açtı. Emre gözlerini ovuşturdu. Aman Allah'ım, Emre tavşanın kulağını başına en yakın yere çizmişti. Of dedi kendi kendine, olmamış. Ama yine de kulağı en yakın yere Emre çizmişti. Sonunda çocuklar gözleri açık halde resmi tamamladılar. Emre tavşanın bir kulağını, Beren diğer kulağını en uygun yere çizdi. Cemre de tavşanı büyük bir kalp içine aldı. İşte şimdi resim tamamlandı. Sevgi Hanım görmenin ne kadar değerli olduğunu bu şekilde anlatmaya çalışmıştı. Böylece çocuklar görmeyen arkadaşlarını artık daha iyi anlıyordu. Onlar için ellerinden geleni yapmaya hazırdılar. Ve minik hikayemiz burada bitti. İyi geceler, tatlı rüyalar, bal uykular dilerim güzel çocuklar.